Herkese merhaba arkadaşlar, Bir Mevzu Var kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber GTA 5 videosu izleyeceğiz ama nasıl bir video? Aslında GTA 5 PlayStation 3 zamanında çıktı. 4 çıktığında yeni bir güncelleme çıkıp büyük bir heyecan yaratmıştı. Şimdi PlayStation 5 çıktı ve onun görselleri ile PlayStation 4'ün görsellerini aynı anda izleyeceğiz. Bakalım iki konsol arasında görüntü farkı nasılmış? Ben de merak ediyorum. O zaman lafı fazla tutmadan hemen videoya geçelim. Evet, başladık. Bakalım nasıl iki oyun arasındaki fark, daha doğrusu iki konsol arasındaki fark. Muhtemelen bu açılış hızları, çünkü PlayStation 5 daha hızlı açıldığını iddia ediyor. Şu an onu kıyaslıyor. Ve 50 saniyede açıldı. Bakalım PlayStation 4'teki GTA kaç dakikada açılacak yani. Birisi saniyeye indirdi, birisi dakikalarda. Ve şöyle bir şey var, PlayStation 3'te GTA 5 vardı. 4 çıktığında GTA 5 4'e de çıktı ve hani büyük bir farkla çıkmıştı. İnsanlar hem PlayStation 3'teki GTA 5 alıp hem de 4'tekini alıyordu. Çünkü 4'te mesela araç içi kamera görüntüleri falan vardı. Bakalım buna ne gibi farklar var. Birazcık daha aydınlık ve net PlayStation 5'te. Mesela arka fon, alan derinliği falan müthiş. Daha canlı renkler. Mesela PlayStation 4'te daha böyle koyu ve ruh karartıcı bir ton hakimken, hani PlayStation 5 kısmında böyle renkler daha canlı, böyle daha böyle güzel duruyor görüntü. Daha kaliteli mi diyeyim? Işıklı. Brightness değerini sanki böyle arttırmışlar. Kontrast falan mükemmel duruyor diyebileceğim kadar farklı. Ve PlayStation 4'e baktığında böyle bir buğ hakim. Hani bir bulanıklık var gibi ama PlayStation 5 aşırı cam gibi net yani. Bir de mesela Michael'ın hareketlerine baktığınız zaman PlayStation 4'te böyle hani FPS düşük. Ama PlayStation 5'teki karakterlere baktığın zaman hareketlerine daha böyle akıcı. Bu da muhtemelen zaten hani onların gücünü gösteriyor sonuçta. Yeni nesil konsollar daha yüksek FPS oranları veriyor. Bakalım, hani ben şeyleri merak ediyorum böyle, acaba oyun içi görüntüsü, yani direkt araba sürüş kısmında şehir hayatına indiğimizde nasıl görünecek? Yani baksana şurada adamın gömleğindeki renk ya, daha böyle sıcak hani. Bir tarafta böyle daha white balansı, sanki daha sıcağa çekmişler gibi hissediyorum. Burada açık ara net çok, mesela PlayStation 4'te şehir görüntüsü çok puslu. Ama 5'te direkt apaçık her şey ortada, yani sis çökmüş gibi duruyor PlayStation 4'te. Bir şey söyleyeceğim. Bu oyunu bir kez daha PlayStation 5'te bitirmek lazım da. Oyun konsolu çok pahalı ya. Ben şeyi fark etmedim ya, bilgisayarda da o zaman yeni nesil bilgisayarlar, yeni nesil ne ya? Yeni toplanmış bir bilgisayarda PlayStation 5'teki gibi gözükmesi gerekmiyor mu? Yoksa yerdeki çit farklıydı bak, değiştirmişler. Kumsal falan çok kaliteli duruyor. Şeyi merak ettim. Bilgisayarda oynadığım zaman şu an PlayStation 5'teki gibi görünmeyecek mi yani? Ben uzun zamandır oynamadım. Ve Michael'ın üzerindeki o şeyi gördünüz mü? Güneş vardı PlayStation 5'te, 4'te yok. Güneşin ışığı Michael'ın üzerinden böyle bir süzülüp geçti. Ya aşırı iyi duruyor ya. Oyun şu an burada. Yani bir tur daha alınıp oynayasım geldi. Çok iyi ya. Ama bir an önce şeye geçsin istiyorum ya. Direkt oyun başlasın ve hani bir arabaya doğru yürüsün. Ya da şehrin içinde bir yürüsün gibi. Yani şu sahnede bile daha çok arka planla alakalı şeyler değişmiş. Evin duvarının kaplaması, ışıklar, renk, doku. Mesela gömleğin üstündeki doku böyle daha net. Sanki keskinlik ayarı daha artmış, böyle çözünürlük artmış gibi. O yüzden çok iyi duruyor yani. Bakması, oynaması bunun hani... Bir de 4K ya da 2K bir monitörde bunu oynamak aşırı keyifli olabilir ya. Şimdiden bir canım çekti. Hmm.
Böyle detaylara bakmaya çalışıyorum. Mesela burada arkadaki o dağ PlayStation 5'te daha canlı. Ha. Bak birazcık oyunun içine girdik gibi. Ne farklar var? Direkt hani zaten renk tonaj farkı. Wow. Bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Burada dur. Gece. Işıklar. Bu ne abi? Tabii şey yansıma. Neydi lan o? RTX miydi? Arabanın üstündeki yansımasıyla yoldaki o ıslaklık. Tamam PlayStation 4'te de bir yansıma var. Yok değil ama PlayStation 5 tarafına geçtiğimiz zaman ha, sanki bir buğu kalkmış ve ışıklar sanki ortamı daha iyi aydınlattığı için daha iyi bir görüş sağlıyor gibi. Bilemiyorum. Ama aşırı iyi duruyor. Mesela şu sağda yürüyen adamın yağmurdan dolayı çıkardığı ne o? Sular. Direkt açık araya sanki yani yeni bir GTA oyunu çıkmış gibi. Ya bu kadar fark edebilir mi ya? İnanılmaz ya zaten GTA 5 3'te çıktığında bile hani müthiş ses getirmiş. Şuraya bak çıldıracağım. Oha, otur manzarayı izle ya. Şuraya bak iğrenç. PlayStation 4'teki görüntüye bak. 5'ten sonra iğrenç geliyor. İnanılmaz. Hani sanki böyle gerçek bir manzara ya oyunun içindeki. Şurayı merak ettim. Tamam burası o kadar şoka sokmadı ama tabii ki de yine de aşırı iyi duruyor. Ya çok iyi ya. Mesela burada arkadaki binalar sis içinde kalmış gibi. Ya şehre burada sis çökmüş. Burada hani sis gitmiş aşırı güzel bir yaz günü gibi ve çok renkli. Su altı. Su altı da güzel. Mesela burada bak karanlık. Böyle bayağı derine dalmış. Burada ama sanki böyle birazdan deniz kızları gelecek falan. Müthiş renkli, aşırı güzel. İşte bu ya. Şu mesafeye bak. Neydi bu? Görüş mesafesi miydi? Burada yani hiçbir şey görmüyorsun. Önündeki binayı bile görmüyorsun. PlayStation 5'teki görüntüye bak. Ya dağın artık oradaki ağacı görüyorsun ya. O kadar keyifli ki. Bir saniye burada büyük bir değişiklik var. Bir kere kubbenin kaplaması değişmiş. Ortadaki anıt mı artık o neyse. O aşırı güzel görünüyor. Ya çok iyi görünüyor ya. PlayStation 5 alanlar bunu test etti mi gerçekten? Bilgisayarda böyle görünmüyor mu bu? Şimdi kafayı yiyeceğim. Hollywood tabelaları çok harika duruyor. Ya bu oyun 3 nesildir konsollara çıkıyor eve. Şu hale bak. Evet. Bakalım nasıl. Ateş, yangın. Bir değişmiş. Sanki sadece rengi değişmiş gibi. Bilemedim. Zaten bir FPS farkı açık ara hissedildi şu an. Bak PlayStation 4'e baktığım zaman sanki takılıyor gibi hissediyorum. PlayStation 5'e bakıyorum. Tabii bunu şu an siz göremiyor olabilirsiniz. Çünkü bu video aslına bakarsanız 60 FPS. Ki bu oyunu bir de 144 düşünün. Çok keyifli duruyor. Tam böyle müthiş bir fark yok. Sadece bir kontrast ve hani bir buğu kalkmış gibi ama yine de renkler falan üstüne oynamışlar. Grafiksel anlamda bilmiyorum. Gözüme çok büyük şeyler çarpmadı. Ama yine de aşırı keyifli duruyor. Evet arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Hani müthiş bir fark var mı 4 ile 5 arasında yoksa yok canım benim için büyük bir fark yok. Sadece işte bir kontrast ve renk farkı var mı diyorsunuz? Lütfen aşağı yorum olarak yazın. Bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben bu kanalda tepki videoları çekiyorum. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.